teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Birkaç sorum olacaktı. Dijitalleşmenin bu kadar yoğun olduğu günümüzde mobil bir gençlik var. Evet. Hayallerinin peşinden koşmalarını öneriyorsunuz. Bu yolda acaba bizlere neler bekliyor? Evet, hayallerin peşinden koşmak yeni gençliğimizin, Y kuşağı, Z kuşağının en doğal haklarından bir tanesi. Bizlerimiz de hakkıydı ama gençlere biraz daha şanslı bu konuda. Benim tavsiyem aslında hazır fırsatları varken amaçlarını bulmaları. Yani bu dünyada neler yapmak istiyorlar? Büyük bir tutkunun peşinden koşmaları ve bu keşfi bulduktan sonra hazırlanmaları. Çünkü ömür uzuyor. Artık ortalama ömrün 100 yaşa doğru uzadığı dönemde vakitleri var. O vakti en iyi şekilde kullanıp o tutkuyu nasıl hayata geçirebilirler? Artık konu biraz daha böyle mutluluk odaklı başarıdan bahsediyoruz biliyorsunuz. Ve mutluluğun sırrı biraz böyle dünyaya katkıda bulunabilmekte, değiştirebilmekte ve mobil gençliğimiz de bunu çok iyi yapıyor. Peki. Yeni çalışma modeli diye bir kavramdan bahsediyoruz. Bu modelde başarılı olmak için neler yapmamız lazım? Yeni çalışma modeli şöyle bir şey. Bizim annelerimiz, babalarımız, benim kuşağımın ortalamada bir ya da iki şirkette çalıştılar. Benim kuşağım ortalama 4, 5, 6 şirkette çalıştı. Belki daha fazla. Çocuklarımız ise aynı anda 5-6 şirkette çalışacaklar. Yani yanlış duymanız, aynı anda 5-6 şirkette çalışacaklar. Bu da yeni kuşağın adı, yeni çalışma düzeninin adı. Bu düzene biz gig ekonomisi diyoruz ve gig ekonomisi aslında bireylerin şirketleşmesi anlamına geliyor. Bizim çocuklarımızın tamamı, Y kuşağı, Z kuşağı aslında şirketleşecek. Hatta bizler de dahil olmak üzere, ben de hani 50 yaşına yaklaşıyorum, 48 yaşındayım. Bizler de şirketleşeceğiz çünkü bizlerin de ömrü uzuyor. Gig ekonomisi farklı bir ekonomi, farklı bir oyun alanı. Bu oyun alanında başarılı olabilmek için aslında yapılabilecek birkaç tane konu var. Birincisi kendi alanınızın çok uzmanı olmak. Yani konu sadece manolya ise ya da şeyse orkide ise sadece orkidenin uzmanlığı dahi farklılaştıracak sizi. Çünkü dünyada orkidelerle ilgili bir problem olduğunda size gelecekler. Yani uzmanlaşma, teknolojik açıdan uzmanlaşma, yeteneğinizi artırma çok çok önemli. Sonrasında o uzmanlaşmayı çok iyi pazarlamanız gerekiyor, markalaşmanız gerekiyor. O yüzden bugünün hani internette o kadar vakit geçirmek çok büyük problem değil. Markalaşmaya yönelik önemli adımlar olarak görüyorum. Ve sonrasında da önemli platformların içerisine yer almanız şart. O önemli platformlar farklı konularda, farklı alanlarda yetenekleri bulmak için çok işe yarayacak. O platformları bir an önce keşfetmelerinde fayda var yeni ekonomi düzenine hazırlananların. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Memnun oldum.